Şimdi bu konuyu konuşalım istiyoruz. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'la konuşacağız tam da bu konuyu. Sayın Köksal, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Oya Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Bu açıklamalar geldikçe haliyle daha da iyi oluyoruz. Şimdi bundan belki birkaç ay öncesinde konuşsaydık çok farklı şeyler soracaktık, konuşacaktık ama bugün itibariyle Sağlık Bakanı'nın açıklamaları hepimizin bir nevi içine su serpiyor. Şimdi hastanelerde özellikle yoğun bakımlarda COVID hastalarının çok azaldığını, hatta 804 hastanenin yoğun bakımda COVID hastası kalmadığını açıkladı. Şimdi şunu merak ediyoruz. 2 yıldır hayatı bize zindan eden, sosyal ilişkilerimizi neredeyse bitirme boyutuna gelen, ekonomiyi zorlayan bu virüsle ilgili sizin yorumunuz nedir? Kurtuluyor muyuz artık? Şimdi tabii biz de çok mutluyuz. Hep sizin yayınlarınızda da belirttiğimiz gibi Nisan ayının COVID-19'un gidişatı hakkında bize bilgi verecek tarih olduğunu söylüyorduk. Ve haklı çıktık. Hakikaten artık 10 binli rakamların altına inmiş durumdayız vaka sayısı olarak. Ölüm oranları gerçekten çok düştü. İyileşen vaka sayısı ise çok daha yüksek oranda. Dolayısıyla olay virüsün azalması yönüne doğru evrildiğini söyleyebiliriz. Ama COVID-19 bizi terk etmedi. Henüz terk etmedi. Devam etmekte. Bu tabii vakaların azalmasının, COVID-19'un bitebilmesi açısından tüm dünyada aynı hızda olması lazım. Avrupa'ya baktığımız zaman aşağı yukarı Türkiye'dekine benzer şekilde vakalarda bir azalma olduğunu görüyoruz. Özellikle omikrondan sonra. Ama uzak doğuya gittiğimizde aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Uzak doğuda Çin başta olmak üzere birçok ülkede hala vaka sayılarının çok fazla olduğunu biliyoruz. Şimdi tabii ki nüfus hareketliliği engellenemediği için hala dünya açısından dikkatli olunması gerektiğini söyleyebiliriz. Ülkemiz için de öyle. Şimdi olayı ülkemize getirecek olursam, ülkemizde gerçekten sağlıklı, aşısını yaptırmış, erişkin yaş grubunda artık hiç kimseyi hemen hemen hastaneye yatırmıyoruz. Ama hastanelere yatan ve kliniği ciddi seyreden de ciddi bir grubumuz var. Biz maalesef hastane olarak COVID-19 ağrı bir hastane olamadık. Hala yatan hastalarımızın olduğunu, hatta yoğun bakımda da çok az olsa da yatan hastalarımız olduğunu belirtmek isterim. Şimdi bu hastaların analizini yaptığımız zaman bunların hemen hemen tama yakınının kronik bir hastalığı oldu. Özellikle hematolojik kanserler başta olmak üzere diğer kanser hastalarının başta gelen hasta grubu olduğunu görüyoruz. Ve tabii bunlarda aşı yapılmamış olanlarda, ileri yaştaki hastalarda da yine hastalığın bu hasta grubu kadar olmasa da hastaneye yatmayı gerektirecek boyutta olduğunu da ifade etmek isterim. O zaman şu anda biz içinde bulunduğumuz zamanda hala vakalarımız olduğunu ama çok hafif seyrettiğini fakat bitmediğini söylemem lazım. Bu özellikle önümüzdeki yaz dönemi için sağlıklı insanlar açısından gerçekten artık oh diyebileceğimiz bir dönem olarak algılanabilir. Ama hemen bugünkü bir hastadan yola çıkarak bir örneklemle vereceğim hastalığın hala aramızda olmasının ne kadar önemli olduğunu. Vatandaşların sadece kendi sağlıklarını korumak için değil, etrafındakilerin sağlığını korumak durumunda olduğunu da belirteyim. Bir hastamız gayet iyi seyreden bir kanser hastası evine taburcu edildikten sonra geçmiş olsun dilekleri nedeniyle eve akın eden insanlar nedeniyle bugün hastaneye yatırmak durumunda kaldık. Demek ki hala aramızda olduğunu bilerek özellikle risk grubunu oluşturan bağışıklık sistemi herhangi bir nedenle baskılanmış kişileri ve ileri yaştakileri aşılı dahi olsalar korumak durumundayız. O nedenle açık havada belki maskeye, mesafeye artık dikkat etmeyelim. Hastalık hafif geçiyor ama eve gittiğimizde bizi bekleyen akrabalarımızın ya da yakınlarımızın hastalık açısından riskli olabileceğini unutmayalım. Bu şekilde davranışlarımızı sergilemek lazım. Bu bitti gitti, tamamen özgürüz diyemiyoruz.
Şimdi hocam şunu da sorayım. Şimdi kronik hastalığı olanlar ve daha doğrusu riskli bir hastalığı olanlar için özellikle bu açıklamaları yaptık. Ama şimdi sağlıklı olan vatandaşlarımız da şunu söyleyebilir haliyle. Ben sağlıklıyım, herhangi bir kronik rahatsızlığım yok. Baktığımız zaman da seyir çok iyi bir durumda. Bu nedenle belki de o üç önemli kuraldan, bizim için altın olan kuraldan uzaklaşabilir. Ama hala şunu diyebiliyoruz değil mi? Hala bizim için tehdit olmaktan çıkmadı diyebiliyoruz değil mi? Evet. Kesinlikle Oya Hanım. Kesinlikle çıkmadı. Çünkü toplumda iç içe yaşıyoruz. Ufacık bir dikkatsizlik maalesef evimizde o hastalıktan en çok korkan grubun risk altına girmesine neden olabilir. Gençler arasında vaka çok fazla var ama inanın hastaneye yatmalarına, hatta müracaat etmelerine bile gerek olmuyor. Zaten artık çoğu da hastaneye gelmiyor. Çok hafiflediği için hafif bir soğuk algınlığı, burun akıntısı, hapşırma, çok az bir halsizlikle seyrettiği için artık çoğu hiç gelmiyor dahi hastaneye. Ama bu kişiler evdeki diğer bireylere bulaştırma açısından risk oluşturuyorlar. Eğer evlerinde ileri yaşta bir büyükleri varsa, anneanne babaanne gibi, veya kronik hastalığı olan bir aile ferdi varsa dikkat etmeleri lazım. En azından hani bu sosyal mesafe dediğimiz 1,5 metre kuralına uysunlar ve lütfen hani sarılıp öpmesinler. Bu şekilde sarılmayla bulaşıyor. Şimdi bir ortamda, kalabalık bir ortamda bir kişide de hastalık çıktığı zaman diğerleri hala temaslı durumunda. Onlar da hastalığı belirtisiz bile geçirseler evlerindekini risk altında bırakabilirler. O nedenle dikkat etmek lazım. Eğer dikkat edilirse bu şekilde gerçekten ortalama 7 günlük vaka sayısı 6.000 küsür civarında. Bu çok iyi bir rakam. Hastalığın azalmasını ümit etmek bakımından çok iyi bir rakam. Ama biz istiyoruz ki artık sıfır enfeksiyon haline gelsin. Bu şekilde kurallara biraz daha uyarsak yazı çok çok daha rahat geçirip önümüzdeki sonbahar ve kışa ise artık COVID-19 endişesi olmadan girebiliriz. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bu bilgiler için. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki kış sürecine dediğiniz gibi sağlıklı bir şekilde girmek mümkün olur.